Çocuklarım ben, emekli bir babam var, aile var. Gerekirse bak, ablam ben ciddisini konuşuyorum. Tarlada patates topladım, sattım çocuklarımı ona buna yani muhtaç etmemek için. Allah'ın sümüklen böceği var ya. İşe girdin, 6 Mart'ta. Kaç para acaba para koyup da bırakıp da gittin? Bir eşin ve 5 tane çocukların kime güvenerek gittin? İşe daha yeni girdiydim. Evet. İşe daha yeni Allah'ın var ya sümüklen böceğini toplayıp da ben çocuklarımı yani ona buna ama boşanınca bitmiyor biliyorsunuz. Çocuklarınız olduğu müddetçe yine her zaman yüz yüze gelmek zorundasınız. Evet. Nasıl olacak? Vallahi yapacak bir şey yok. Onu kendisi düşünecekti. Evet. 11 sene boyunca ben düşündüm. Bana da ne geldi biliyor musunuz evet. Sizin bu tavrınız? Biraz eşinizin burnunu sürtüp onu biraz böyle yola getirmeye falan çalışmaya istiyorsunuz. Yok yok istiyorsunuz. Yok öyle olmaz. Yok yok. Hayır. Vallahi ben sorun var. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şahin'i halen çok seviyorsun sen. Birazcık böyle hani o da ılımlı. Zaten o sevgiye layık bir insan. Cezalandırıyorsun, cezalandırıyorsun. Hayır hayır o sevgiye layık bir insan olmadı hiçbir zaman. Ya, çok da kötü birisi değil ben ya. Ben de sen Meryem'de artık hani bir son noktam vardır ya mesela 11 yıl boyunca evet. Son noktam var ya artık o son noktaya gelmiş. Hani tahammülü kalmamış, sinir sistemi bozulmuş. Artık duygularını hani kontrol edemezsin, öfkeni kontrol edemezsin. Küçücük bir anda bu 11 boyunca yaşadıkların aklına gelir ya onunla beraber böyle öfkeyle bir kendini her şeyi kusarsın için öyle bir ruh halinde bak, olduğunu düşünüyorum. Bak ben bundan ne istedim sadece biliyor musun? Ne istedim? Bak, söyle. Senden efelik, metelik, altın inci istemedim. Sadece ve sadece 11 bu sene boyunca arkamda veyahut bana var ya. Yani bir eş olarak arkamda durmanı istedi. Durdum. Durdun çok durdum. Güzel durdun. Ablan gile, kardeşin gile ezdirdin. Annen ezdirdin. Babana ezdirdin. Çok güzel durdun. Çok güzel durdun. Allah razı olsun. Bu yalanlarına yapma. Nereye varırsın acaba? Ben yalanlarına nereye varırsın? Nereye? Hayalindeki hayat neydi yani? Aile hayatı ya neydi? Ya ben ufak bir yuvamız olsun. Anne babası hariç, kardeşleri hariç. Geçen sene de demiştim. Bir kiralık ev tut demiştim. Ona bile yani razı olmayan bir insansın sen ya. Tabii canım. Evet. Bir şey sorabilir miyim Esra'm? Bir şey sorabilir miyim? Şimdi Meryem hani demiştin ya sevgim 6 yıl önce bitmişti. Bir sene önce de aynı hani bir evimiz olsun kendimize ait bir yuvamız olsun istemişsin. Ama şimdiden sonra yapsa gider misin? Yok şimdiden sonra hayır uzatmaları oynadık bir yıldan bu tarafa. Ama başa dönebilirsin 5 tane evladın başa var. Başa dönelmez çünkü olmaz ablacığım. Çünkü burada bir insanda sevgi bitti mi her şey bitiyor. Şimdi asıl o 5 çocuk burada. Anneleriyle 35 gündür görünmüyor. Bu saatten sonra ben çocuklarıma hem annelik hem babalık yapabilirim. 36. gün. 36 gündür evlatlarıma hasretim. Burnumun direği sızıyor dedi. Eşin Şahin onları gerçekten de hani Allah da var. İkiletmeden getirdi. Çocuklarınla kavuşmaya hazır mısın? Ha? Önce bir babaanneyi, şey, anneanneyi bir alsak böyle bir karışıklık olsun da istemiyorum. Yok şey bu tarafa da alalım. Bak öyle olursa çocuklar çok üzülürler. Şimdi sürücüden içeri alacağız onları. Tamam mı? Bak onların yanında böyle bağırma şey yapma. Anlaştık mı? Tamam mı? Duygu sömürüsü yap. Şimdi sürücüden içeri sokacaklar. Ekip arkadaşlarım getirecek. Şimdi bir tanesi 9 ile 3 yaş arası çocuklar. Bir de 5 tane boy boy ya. Allah bildiği gibi yapsın seni. Başka bir şey demiyorum. Allah bildiği gibi yapsın seni. Allah bildiği gibi yapsın. Gülü teyzeciğim bak çocuklar geliyor şimdi hiç kavga etmeyin. Tabii ben bunu burada söylüyorum da o köy evinde neler oluyor? Bu çocuklar nelere şahit oldu? Hazır mısın? Sürat yolun dışındalar, beni bekliyorlar. Kaç kız kaç erkek? 4 kız bir erkek. 4 kız bir erkek. Alalım mı? Ha? Alalım. Şey Durcan ama böyle. Güçlü Durcan, tamam mı? Seni alarken görmesinler evet. Meryem. Hadi bakalım. 36, yani 35 gün sonra 5 evladına kavuşacak. Meryem, evlatları şimdi stüdyodan içeri sokuluyor. Ekip arkadaşlarımız getiriyorlar. O buluşma canlı yayında. Şimdi biz hep böyle bir buluşma, iki buluşma gördük ama beşi gelsin hadi yavrular.
Hepiniz. Ne oldu? Ha. Hoş gel. Baba gel sen de böyle. Babalar gel. Hadi. Hadi gel babalar. Hayır hayır. Ha? Hayır, tamam. Hayır. Yo yo dur kalsın hayır. O. Merhaba. Hayır. İsimleriniz neler? Hemen bir mikrofon verelim. Alayım ben o Fıstık, mikrofonu. Fıstık ağladın mı sen? Neden? Ağlama. Bak bak. Sen en büyüklerisin. Allah. Bunu sana vereceğim. En küçükleri de yeşilli oğlan. Sen ne kadar şanslı insanlarsınız ya. Allah size boy boy evlat vermiş yani. Sen niye oldun? Dünyanın en Anlamadım büyük zenginliği. Ben seni seviyorum. Gittin de nereye? Ne diyor? Gittin de nereye gittin? Gitti de geldi anne geldi. Geldim, hastaydı kızım. Hastaydı üşütmüştü. Hastaydım. He? Evet annem sizin için geldim ben. Sizin için geldim. Fizanı deldim geldim annem. Her zaman uçurum. Paşa unuttun mu sen beni paşa? Unuturum. Paşa unutmadın mı? Paşa unutmadın mı sen? Annem benim. Ey kuzu. Babam nerede? Bilmiyorum. Baban da karşıda bak baban da. Babayı da gördü. Ay gerçekten Allah isteyen herkese nasip etsin ya Rabbim. Bak insanın böyle boy boy çocuk olası geliyor. Tabii mühim olan o çocuklara bakmak. Ay çok tatlısınız. Çok şükür bak bu gece anneyle uyuyacaksınız koyun koyuna. Yani? Yani? Kimle? He? Bugün kimle duracağız? Hayır annenizle koyun koyuna uyuyacaksınız dedim. Onun yanında. Fıstık. Şimdi bir kardeşin annene yardım ediyor musun sen? Hı hı. Yapıyorum evlerinde yardım ediyorum. Evde de mi yardım ediyorsun? Sen 9 yaşındasın ya. Bulaşıkları yıkıyorum yani. Ay kıyım. Evleri süpürüyorum, siliyorum işte. Mikrofonu böyle bir, evet, duyalım. Biraz daha yakın tut mikrofonu. Hı hı. 9 yaşa evleri süpürüyorsun. Evleri süpürüyorum. Ay yavrum. Evleri siliyorum ve bulaşıkları yıkıyorum. Yapabiliyor musun onları? Evet yapıyorum. Oo dersleri yapıyor musun peki? Yapıyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 2. 2'ye gidiyorsun. Hı hı. Derslerde de başarılı mısın? Başarılıyım. Hmm, ben zaten senden onu beklerim bak. Doğal hayatın içerisinde kendini geliştiriyor. Şimdi peki dersleri dinliyor musun? Hı hı. Eba TV'den. İzliyorum. İzliyorsun ödevlerini yapıyor musun? Yapıyorum. Hmm, hiç eksik yok değil mi? Yok. Hep akşama kadar iş yapmıyorsun, ders çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kitap okuyor musun? Okuyorum. Ay çok, ben çok seviyorum kitap okuyan çocukları. Yani kitabı çok seviyorum ben ya, okumayı. Ya ben sana bir sürü kitapları alsam olur mu, hediye etsem kabul eder misin? Ederim. Edersin. Kardeşlerin onları okuyor musun masa? Okumuyorum, hocama okurum. Sana bir görev versem olur mu? Aslında olur. Görev de değil. Her gün kardeşlerine bir masal oku.
Olur. Tamam mı? Olur. Söz mü? Söz. Annen de bana onu göndersin. Bugün masalını okudu diye. Tamam. Tamam mı? Peki. Ah, evde tam şenlik var. Bu kadar öfkeye, bu kadar kızgınlığa, anlık duygulara değer mi? Şimdi bu çocukları gördüğünde insan kendinden utanır. Ya bu çocukların gözlerinde, yani gözünden yaş akıtmaya, onları üzmeye gerçekten kendini unutur, kendini de suçlar. Önce sizi evlatlarınızla uğurlayacağım. Sonra tekrar konuşacağız zaten. Hadi sen evlatlarını hasrettiler. Bu akşam yayından sonra da tekrar açın bu bölümü izleyin. Bir de bu çocukların yüzüne bir kere daha bakın biz ne yapıyoruz diye. Tamam. Şimdi daha devam Allah edeceğiz, konuşacağız da sizinle. Ama sizden ricam sakin bir şekilde çocukların yanında hiçbir şey yokmuş gibi davranın. Tamam.